çıkılmaz ha. Ya bu traktör burayı böyle çıkmaydı, daha zor çıkıyordu. Açılmış mı motor, net mi? Bu seferki videoda da ben varayım. Havada rüzgarlı, şöyle yoldan geçiyordum. Hasıl harmanı kalkmış, bir tarlaya çektim şöyle. Kısaca bir şöyle anlatayım dedim. Bu da Massey Ferguson işte, 26-15 modeli. Türk malı bu. Şöyle kabartası böyle bunun görünüşü. 50 beygir gücünde. 4 çeker. Önden de çekiyor işte. Önde ağırlıkları vardı, 8 tane. Onları çıkarttım fazla ağırlık oluyor diye. Ön tekerleklerde çamurluk da var. Tabek bir işe yaradığı söylenemez. Yarım yarım söylenir. İşte yarım yarayı, yarı yaramayı. İşte öyle. Kaputumuzu açalım. Böyle çift iki tane amortisörü var şöyle. Bir sağda bir solda. Büyük bir donanım traktörü göre. Hemen altta küba. Onun üstünde hava filtresi var. İki tane hava filtresi var iç içe. En üstte de şöyle mazot deposu var. Şurada şöyle yalıtım malzemesi gibi bir şeyle bu böyle, sünger gibi falan. Düşünmüşler, adamla yapmışlar işte, bu tarafı böyle dolu. Pompası falan var. Bu tarafı da böyle dolu. Motorumuz 2700 cc. 2.7 litre 50 beygir gücünde. 180 de torku var. Bu motoru işte öyle böyle yetmeye çalışıyor. Çok iyi yettiği söylenemez tabi. Yetmeye çalıştığı söylenemez. Canından başına yetmeye çalışıyor. Şu da şöyle diferansiyelimiz işte. Kuyruk mili. Şu da kancası. Şu çıkıntılı da frenleri tekerlerin içinde gördüğümüz. Yağlı disk frenleri var sadece arka tekerlerde. Önlerde fren yok bunda. Sadece 4 çekere taktığımız zaman işte. Önle de biraz şaftan dolayı frenleme yapar gibi ediyor. Bir de üstüne çıkalım da oradan bir anlatayım. Evet sevgili takipçiler, bu da böyle üstü. Karşıdan da güneş geliyor, inşallah görüntü çıkar. Şöyle koltuğa tam oturduğumuz zaman manzara böyle gözüküyor. Direksiyonumuz hafif şöyle tepsi gibi büyük. Tepsiden hallice hidrolik de çalışmayınca döndüremezsiniz. Bunu çalışınca da tek parmağına dönebiliyor şöyle. İşte şunla sinyalle. Şu da farları yakıyoruz işte bunlardan. Şu da el gazı. Gaza basmak istemezseniz el gazını çekiyorsunuz. Şu da kornası, şimdi çalmayalım. Ondan sonra işte şurada el freni var, şu turuncu olan. Tabi el freni gideyken çektiğiniz zaman arabala gibi kitlemeye tekerleri. Yavaş yavaş kitlemeden durduruyor. Yavaşlata. Şu kolda 4 çekere önden çekişe bağlaya. Şurada da emniyet kemerimiz var işte. Şu da arka kolları kontrol ettiğimiz kol. Göstergemizde de şöyle ortada devir saati var. 3000 devire kadar çeviriyor aslında. Daha doğrusu 3000 devirlik gösterge var da en fazla 2400'e kadar çeviriyor. Orijinalden öyle. Belki açma gibi bir şey varmış gücünü. Gücünü açınca herhalde 3000 devreden falan çevirdi. Motor zorlamaya gerek yok. 2400 yetiyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu hararet göstergemiz. Bunun öbek hararet yaptığı söylenemez öyle. Şu da mazot göstergesi. Şu yağ basıncımız, sıcaklığı öyle bir şeydi. Şu da akümüzün göstergesi. Ortada da şöyle çalışma saatini gösteriyor da belki oh, naklı değil yani. Acık daha büyük olsaymış iyiymiş. 4-4, 7-7, 8-8, 403 saatte. Bayağı bir yağ değişimi geçmiş yani. Şu hattı da arkadaki ikaz lambasını çalıştırıyor. Şu turuncu yanıp sönen şey. Şu da dörtlünün düğmesi. Şu da kontak. Anahtarı gösterelim. Anahtarımız da bu. Her türlü eski traktörlerin %80'iyle uyumlu yani. Eski traktörlerin çoğunun anahtarı böyle çalışıyor. Tesla. Tesla 8 ileri, 2 geri. Şöyle bir dakik geçmeye bazen. Şöyle bir. Şöyle de iki. Bir de zaten üstünde çapraz olarak yapmışlar.
Şöyle 3. Şurada 4 şöyle. Tabii geçmez şimdi çalışmayınca. Çalışınca da rahat gel. Şu söylenemez de. Şurada geri şöyle. 1 şöyle. 2. 3. 4. Geç, yarım geçiyor da. Şurada geri 4'ün yanında. Çapraz yapmışlar işte. Çok rahat geçtiği söylenemez. Bir de yolları hem uzun. Şöyle öyle hem uzun. Hem de çok gömüklü. Baya bir gömüklü. Şu bir ders dedik. Şu da takviye işte. Şu seri hızlı. Şu da takviye uç isteyen. Zaten üzerinde kaplumbağa tavşan olarak yazmışlar. Debriyajımız baya sert. Hemen mecbur kullandığımız için mecbur kullanacağız. Yani bir süre sonra alışıyorsunuz da. Zaten ilk binerle bir kere bu ne böyle diye. Çalışınca bu da yumuşayabilir ya da direksiyon gibi. Şu da frenle. Frenlerimiz iyi yani. Normalin biraz üstünde tutuyor. Şu da gaz pedalımız. Şimdi değerli takipçiler. Şuradan çıkacağız. Bakın. Tarlanın sınırı. Arabalardaki yani altını yere sürtme falan vardı ya işte. Bunda öyle bir şey yok.